Dün akşamki iftar yemeğine bir dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı ve sporculara iftar yemeğinde bir araya geldi sanatçılarla ve Erdoğan Atatürk Kültür Merkezi projesinin bittiğini, mevcut binayı yıkıp yeni bir eseri İstanbul'a kazandıracaklarını söyledi. Şimdi inşallah Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni aynı mimari gruba yaptırdık. Proje şu anda bitti. Gerek yan gerekse arka taraftaki boşlukları da oraya dahil etmek suretiyle yıkıp orayı yeniden hakikaten çok ama çok güzel bir eseri İstanbul'umuza kazandıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara neden olan Atatürk Kültür Merkezi projesini bu sözlerle anlattı. Erdoğan Tarabya Köşkü'nde sanat ve spor dünyasından isimleri iftar yemeğinde ağırladı. Erdoğan'ın davetine katılan sanatçılar arasında İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy, Emel Sayın, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Mustafa Keser, Uğur Işılak, Cengiz Kurtoğlu, Ayberk Pekcan, Murat Yıldırım, Hakan Peker, Hande Yener ve Kutsi vardı. Milli voleybolcu Neslihan Demir, serbest dalış rekortmeni Şahika Encümenli, Teknik direktör Rıza Çalınbay ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de davete katılanlar arasındaydı. Erdoğan iftar sonrası yaptığı konuşmada sanat ve spora dair mesajlar verdi. Başarılarıyla gençlerimiz arasında birer sembol haline gelmiş sporcularımızdan bu misyonlarına uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz. İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız. Şimdi birileri hemen diyecek ki efendim siz devleti temsil ediyorsunuz. Şikayet değil, icraat makamındasınız. Bu sözün anlamı kültürü, sanatı, sporu niye yönetmiyorsunuz ithamıdır. Bana göre bu da bir başka yanlış bakış açısıdır. Devlet kültürde, sanatta, sporda yöneten değil, destekleyen, teşvik eden konumunda olmalıdır.